Herkese selamlar. Bir su bardağı kadar yeşil mercimeğimiz var. Çok soru gelmiş. Kırmızı mercimekten olmaz. Başka mercimekten olmaz. Sadece yeşil mercimekten. Şöyle yaptığımız tozu da göstereyim. Sonunda bu şekilde olacak. Ben bittikçe yapıyorum ve her bitkide kullanabiliyorum. Bunun hem suyunu hem de böyle toz versiyonunu kullanabiliriz. Bitkiler açısından çok güzel bir organik gübre. Şimdi şöyle hemen şişemizin kestik. 1,5 litrelik. İçine mercimeklerimizi koyacağız ve burada önemli olan şey bunun suyun içindeyken karanlıkta kalması. Karanlıkta kalmasının sebebi de daha iyi filizlendiği için değil, bize gerekli olan kısmı o, görürsünüz zaten ilk önce tohumlar veya işte mercimeğimiz beyaz bir kök filizi çıkarır. En verimli noktası odur. Bu güneş alırsa o yapraklanmaya döner. Normalde filizlendirme yaptığımız zaman çekirdeklerimizi biz yaprağa dönmesini isteriz. Onun için karanlıkta bekletmeyiz. Aksine ışık alan bir yerde bekletiriz ki kökler çıktıktan sonra hemen yeşil kısmı yaprakları çıksın. Ama burada yapraklanma istemiyoruz. Sadece o en verimli olan kök filizini istiyoruz. Şimdi bu işlem suyu süzerek devam edecek ama ilk önce bir gün boyunca böyle suyun içinde bekleyecek. Zaten hafif çekirdeklerimizde, mercimeklerimizde şişmeler ve filizlenme olacak. Suyu değiştirip devam edeceğiz. İlk aşama bu şekilde. Işık görmeyen kabımızda bekledi. Şimdi bunun suyunu süzüp nemli halde bekleteceğiz şöyle. Suyunu yeniden kullanacağım. Evet, şimdi bu halde yine üstü kapalı şekilde filizlenmek için bekleyecek. Bunu 12 saatte bir yine kendi suyun içine dökeceğiz. 5 dakika bekleyeceğiz. Sonra tekrardan süzeceğiz. Yani nemli kalmasını sağlayacağız. Önemli olan şey karanlık ortamda beklemesi. O da anlattım zaten. Sadece istediğimiz kök filizinin olması. Yeşil yaprak filizini istemiyoruz. Karanlıkta kaldıkça yeşil kısım çıkmayacak. Sadece kök filizi çıkacak. Suyumuzu da serin bir yerde saklayacağız. Sıcak bir yerde değil, sıcak yerde sakladığımız zaman kokular veya işte üstüne bakteriler oluşmaya başlıyor. Bunlara dikkat ediyoruz. Bu işlemi 3 gün 4 gün devam edeceğiz ki istediğimiz filizlere ulaşana kadar. Herkese selamlar. Biliyorsunuz ki köklendirme tozu yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Çimlenmeye başladı mercimeklerimiz. Şimdi şu ayırdığımız suyu, serin yerde beklettiğimiz suyu tekrar içine koyuyorum. Bu şekilde 5 dakika bekleniyor ve çekirdeklerimizin nemlenmesini sağlayacağız. Evet, 5 dakika beklettik. Şimdi süzüyorum tekrardan aynı suyunu. Bakın ne güzel çimlenmeye başladılar. Göstereyim. Şimdi yine aynı standart devam ediyoruz. O ayırdığımız suyu içine tekrar koyuyoruz. 5 dakika bekletip tekrardan geri alacağız. Evet, 5 dakika yine kendi suyunda bekledi. Şimdi tekrardan süzüyorum. Yeteri kadar nemlendi. Tekrardan karanlık ortamını alıyorum. Herkese selamlar. Bakın mercimeklerimiz nasıl filizlendiler. Tam istediğimiz kıvam budur. Bu bir gün daha erken olabilir. Bir gün sonra daha olabilir. Buna dikkat ederseniz iyi olur. Görseldeki gibi filizlerini çıkarması gerekiyor. En değerli, en verimli kısmı bu şekilde. Bazı arkadaşlarımız yapmış, eski videomuz vardı. Herhalde böyle güzel filizlenmediği için köklendirici tozundan verim alamadıklarını söylediler ama ben zaten çoğu köklendirmede yapıyorum ve %80 gibi bir başarı var. Çok iyi verim alıyoruz biz. Şimdi videoyu ben sadece tekrarlamış oluyorum. Bundan sonraki aşama, şimdi biliyorsunuz ayırdığımız suyu vardı. Onu tekrar içine ekleyeceğiz. Bunu da şimdi soğuk mevsimdeyiz. Kışa yaklaşıyoruz, hatta girdik. Onun için dışarıda tutabilirsiniz. Herhangi bir koku olmuyor o zaman. Kendi suyunu kullanmamızın önemi de buraya yararlı minerallerini bırakıyor. Onun için bunu da değerlendirmiş oluyoruz.
Şimdi bir blender yardımıyla veya siz rondodan da geçirebilirsiniz. Bunu iyice parçalayacağız. Süt kıvamına getireceğiz. Ondan sonra da kuruma aşamalarına geçeceğiz. Bakın şimdi geçirdik. Şöyle sıvı bir kıvama geçti. Suyunu süzeceğiz. Şöyle yapalım. Evet, şimdi böyle şöyle de bastıralım biraz. Böyle süzme işlemini yapıp şöyle plastik tabağımıza geçirip dışarıda kurumasını sağlayacağız. Evet, süzdük suyumuzu. Böyle şimdi kurumayı alacağım ben dışarıda. Evin içinde yapmanızı önermiyorum çünkü koku yapabiliyor biraz. Veya fırında 50 derecede işte kuruyana kadar tutabilirsiniz. Şimdi bu şekilde yaydırdık ki daha kolay kurusun. Bunu dışarıya alacağız. Şimdi bu da köklendirici sütü de yine bitkilerde vitamin, doping, organik gübre olarak kullanılabilir. Bunu birazcık suyla seyrelteceğiz ve bitkilerimize uygulayacağız. 5 litrenin içine bunu katabiliriz. Sanırım 500 gram civarı filan. Dediğim gibi organik gübre yapımı devam ediyor. Şimdi kuruduktan sonra yine bunu toz haline getireceğiz ve işlemlere devam edeceğiz. Herkese selamlar. Köklendirici tozu yapmıştık. Biliyorsunuz onun köklendirici sütü vardı. Şimdi bunları ben burada marul, roka ve maydanoz tohumlarım var. Onları ekmiştim. Onları suluyorum. Tabi diğer bitkilerimizi de suluyoruz artık. Biberlerimizin zamanı geçiyor bu. Buradaki biberimiz mesela 2 yaşında. Yani bu sene ekilmedi. Eski bir biber ve uykuya yatırdık. Şurada da karabiberimiz var. Merak edenlere. Burada limonlarımız, zeytinimiz. Şimdi bunları hani yaptın ama dökmüyorsun falan diyenler olursa şöyle göstereyim. Yediğimiz biberlere bile döküyorum. Organik gübre ve çok mineral ve vitamin bakımından zengin. Herkese selamlar. Balkonda kurutma işlemini yaptık. Bakın, kurudu, taş gibi oldu. Şimdi bunu ister rondoda ister ben biraz havanda döveceğim. Daha güzel böyle un gibi oluyor. Ondan sonra eleyeceğiz ve o tozu kullanacağız. Kalan büyük parçalarda olursa toprağa karıştırabiliriz. Ama özellikle karışım yaparsanız toprağa üste böyle serpmeyin. Çünkü bu organik bir gübre olduğu için, organik bir madde olduğu için küflenmeye neden olabilir. Onun için karışım yapın, toprağın altında kalsın. Küflenmeyi önlesin. Şimdi ben hemen havanımı alıp birazcık bunları döveceğim. Eledik. Bakın şöyle un haline geldi. Şimdi bunu diğer videolarımda da var. Göstermiştim. Bitkinin alt kısmını suya sokup köklendirici tozuna batırıp çıkarıyoruz ve ekimini yapıyoruz. Bu köklendirici tozuyla daha önce köklendirdiğim limon var mesela. Onu da videonun sonuna koyarım nasıl köklendiğini görürsünüz. Yani normal köklendirici tozlarına göre daha verimsiz tabii ki ama evde hani yapıyorsanız dışarıdan pahalı köklendirici tozları yerine bunu kullanırsınız ve köklenme oranını daha fazla arttırır ki biliyorsunuz ki dediğim gibi organik bir gübre bu şekilde. Saklama koşullarına gelirsek de nemli olmayan bir kavanozun içine koyarsınız. Nemlenmeyen şartlarda uzun sürede saklayabilirsiniz. Kuru olduğu için bir sıkıntısı olmayacaktır. Küflenmeyi ve bakteri oluşumunu önlemek için de tarçın ekliyoruz. Videomuz bu şekilde. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Sorularınız varsa yorum kısmına yazın. Kanalımıza abone değilseniz abone olursanız seviniriz. Bir de abone ol butonunun yanında küçük bir çan var. Onu da açarsanız videolardan
ilk önce siz haberdar olursunuz. Bu şekilde desteklerinizi bekliyoruz. Herkese sağlıklı günler diliyoruz.